Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda 4 patates ve birkaç malzeme ile hazırlamış olduğum güzel bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Küçük boy 4 tane patatesi doğradım. Üzerine bir çay bardağı su ekleyip patatesi pişirdim. Suyu tamamen çekti. Kısık ateşte pişirmiş olduğum patatesi kase içerisine ekliyorum. Gayet pratik çok da lezzetli bir tarifi daha bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum ki hazırladığınızda lezzetini çok beğeneceksiniz. Yarım tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Patatesi eziyorum. Her dama hitap edebilecek kadar lezzetli bir tarifi bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar anlatıp paylaşmaya çalışıyorum. Bir tane yumurta ekledim patatesin üzerine. Un ilave ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin derim. Karıştırarak eklemeye devam edeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı un ilave ettim. Karışım için. Hazırlamış olduğum patatesle unla yapılmış güzel bir mantı kıvamında bir lezzet. Elimle yoğuracağım. Bir buçuk su bardağı un ekledim. Patatesin içerisine bir tane yumurta, biraz baharat, tuz ve karışımı hazırladım. Elimi ıslatıp ceviz büyüklüğünde parça aldım ve elimle şekil vereceğim. Şekil verdikten sonra kuruttuğum bayet ekmek içerisine buluyorum çekilmiş bayet ekmeğe hazırlamış olduğum patates toplarını buladım. Her birine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım. Elime su değdirdim. Sonra yuvarlak bir şekil verdim. Çekilmiş bayat ekmek parçacıklarını buladım. Sonra tekrar düzelttim ve yağlı kağıt üzerine aldım. Tüm hamuru aynı şekilde hazırlayacağım. hazırlamış olduğum patates toplarına şekil vermek için bir maden suyu şişesinin ağız kısmıyla mantar şekli veriyorum patatesli hamurlara. Hem görsel olarak hem de pişerken bu şekilde daha güzel pişiyor. İçi çiğ kalmıyor. Ben malzemeleri doğrarken buzdolabında biraz dinlenecek hazırlamış olduğum hamur. Küçük boy bir tane soğan doğradım. Bir tane yeşil bir tane kırmızı biber doğradım. Bir tane sarımsak bir diş. Büyük boy bir tane de domatesi doğrayıp sonrasında pişirme aşamasına geçiyorum. bir kahve fincanı zeytinyağını tavaya ekleyip önce soğan sonra biberler sarımsak kızgın yağ içerisinde eklemiş olduğum malzemeleri soteliyorum. Domatesi ekledim. Biraz da domatesi pişireceğim. Ağzını kapatıyorum tavanın. Domatesin pişmesini bekliyorum. karıştırdıktan sonra içerisine domates kabuklarından hazırlamış olduğum bir tatlı kaşığı salçayı domates salçasını ekledim. Malzemelerle domates salçasını birbirine karıştırdım. Bir su bardağı oda sıcaklığında su ekledim. Kaynamasını bekleyeceğim suyun Tava içerisine eklediğim su kaynadı. Bu aşamada hazırlamış olduğum patatesli hamurları sos içerisine alıyorum. Mantı kıvamında bir lezzet, içerisinde patatesin tamamen lezzetini alacağınız güzel bir tarif. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Alt kısmını çevireceğim. Üst kısmı da pişsin diye ortalarında oyuk olduğu için hiçbir şekilde orta kısmı çiğ kalmayacak. Normal bir kızartma yapar gibi hazırlamış olduğum patates toplarını çevirdim. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Her tarafı pişene dek kısık ateşte beklettim. Sonrasında tekrar ters düz çeviriyorum. Tamamen pişti. Ağzını kapattım ve son olarak içerisine maydanoz ilave ettim. Yaklaşık 6 dal doğramış olduğum maydanozu ekledim. Ocağın altını kapatacağım ve servise alacağım. Maydanoz pişmedi. Son anda üzerine serpiştirdim ve hazırlamış olduğum tarifi tabak içerisine alıyorum. lezzetinin görüntüsünden hiçbir farkı yok. Mantı lezzetinde güzel bir tarif hazırlamış olacaksınız. Tamamen patatesin lezzetini alacağınız bir tarif. Patates kroket gibi değil. Daha farklı, daha lezzetli. Anlık misafirleriniz geldiğinde ya da acıktığınızda hemen çayı hazırlayıp yanına yapabileceğiniz bir tarif. Pratik ve lezzetli bir tarifin daha sonuna geldim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen değerli yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli bir tarifin daha sonuna geldim. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.